Kendisini geçtiğimiz haftalarda ağırlamıştık ve bizimle obezite cerrahisiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşmıştı. Bugün de yine çok hayati bir konuyu anlatmak için stüdyomuzda kendisi karaciğer nakli ameliyatları ile ilgili tüm merak edilen soruları yanıtlayacak gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Cüneyt Kayaalp sizlerle efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. İyi, sağ olun. Çok teşekkürler. Çok mersi. Karaciğer neden bu kadar önemli bir organ? İlk sorumuz o olsun. Karaciğer vücudun fabrikası, ondan önemli. Yediğimiz bütün gıdalar bağırsaklarımızdan, mideden emildikten sonra doğruca karaciğere gidiyor. Orada işleniyor ve ondan sonra vücudumuzun diğer ihtiyacı olan beyin, kalp, kaslar ne ihtiyaç varsa orada işlenip oradan gönderiliyor. Bu nedenle önemli ve diğer organlardan farklı özellikleri var. Üç tane özelliği diğer organlardan farklı. Bir tanesi potansiyeli rezervi çok fazla, güçlü. Şöyle açıklayayım. Karaciğerin %70'ini çıkartsanız bile %30'uyla herhangi bir vücutta eksikliğe neden olmaksızın görevlerini devam ettirebiliyor. Midenizin, beyninizin, kalbinizin %70'ini kaybettiğini düşünün. Aynı şekilde fonksiyonların devam etmesi mümkün değil. Karaciğer bu özelliğiyle diğer organlardan farklı. Bir diğeri, karaciğer ortadan tek bir organ olmasına rağmen ortadan bölündüğünde İki ayrı parçası, iki ayrı organ gibi davranabiliyor. Yani beynimizin de iki lobu var, kalbimizin de iki parçası var. Onları ortadan böldüğünüz zaman bunlar ayrı ayrı çalışamıyorlar. Ama karaciğer çalışabiliyor. Bu da ayrı bir özellik. Üçüncü özelliği de karaciğer kendisini yenileyebilen bir organ. Evet. Saçınızı kestiğinizde, tırnağınızı kestiğinizde nasıl uzuyorsa karaciğer de o şekilde kendisini yenileyebiliyor. Bu üç özellik, yani iki organ gibi çalışabilmesi, potansiyelinin, rezervinin güçlü olması ve rejenerasyon, yani kendisini yenileme kapasitesi nedeniyle de diğer organlardan farklı ve bize cerrahide bazı avantajlar sağlıyor. Bu ne gibi bir avantaj? Canlı vericili karaciğer nakli yapabiliyoruz. Hastalıklı bir karaciğeri, bir sirozlu karaciğeri tamamen vücut dışına çıkartıp sağlıklı bir bireyin, bir akrabanın karaciğerini ortadan bölerek diğer kişiye taşıyarak onda da yeniden karaciğerin büyümesini sağlıyoruz. Yani bir tane sağlam karaciğerden iki tane yeni karaciğer yapabilme özelliğini sağlıyoruz. Bu başka bir organda yok. Onun için karaciğer özel bir organ. Mitolojide de o nedenle ölümsüz organ olarak tanınıyor. Öyle mi? Bunu da ilk kez duydum. Peki mesela karaciğerde herhangi bir sorun nelere yol açıyor? Nasıl belli ediyor bize? Bizim için özellikle nakil sürecindeki en önemli hastalık karaciğerin yetmezliği ya da halk arasındaki tabiriyle siroz. Evet. Siroza nasıl gidiyor? Yani nasıl siroz sürecine geliniyor? Bu aslında korunulabilir bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkıyor. Sirozun hem ülkemizde hem de dünyada esas olarak 3 tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi hepatit viruslar. Hepatit B. Bir diğeri özellikle son zamanlarda artan kilo problemleri nedeniyle yağlı karaciğer. Bir diğeri de kronik alkol kullanımı. Bu üçü de aslında korunulabilir problemler. Yani hepatit B aşınızı yaptırırsanız, siz mesela hepatit B aşısı yaptırdınız mı? Evet. Bence çok önemli. Bir diğeri kilonuzu eğer kontrol ediyorsanız ve her günde alkol almıyorsanız siroz olma ihtimaliniz oldukça düşüyor. Ve karaciğer nakli ihtiyacınız da hemen hemen hiç olmuyor. Ha, bunlar dışında kalan bazı nedenler var. Bunlar çocukluktan gelen genetik bazı hastalıklar olabilir. Onlar korunulamıyor şu anda. Ama bu üçünü yaparsanız siroz olmaktan ve karaciğer nakli ihtiyacı hissetmekten kurtulabilirsiniz. Peki mesela sirozun belirtisi ne? Sirozun birçok belirtisi var. Erken dönemde hiçbir belirti vermiyor. Hı hı. Kendinizi ayırt edemezsiniz normal bir insandan. Yani ağrınız, sızınız hiçbir şey olmuyor. Ancak siroz ilerlediği zaman, o zaman karnınızda bir şişlik, gözünüzde sararma, vücudunuzda kaşıntılar ve kırmızı deride lekeler, bazen ağızdan kan gelmesi gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bu safha sirozun üçüncü ve en son safhası. Sirozun normalde üç safhası var. Birinci safhası yeni başlayan, ikincisi orta, üç ileri safha ki nakilin gerekli olduğu safha. Birinci safhada herhangi bir şikayeti olmuyor. İkinci safhada bazı belirtiler, hazımsızlık, şişkinlik vesaire. Ama üçüncü safhada zaten klinik olarak dışarıdan baktığınız zaman bir siroz hastasını tanıyabiliyorsunuz. Kollar, bacaklar ince, karında koca bir şiş, su birikmiş bir karın.
Bu hastalar zaten karaciğer nakli gerektiren hastalar. Peki o zaman nakil ameliyatına geçelim. Nasıl bir ameliyat? Nakil ameliyatı genel cerrahinin en karmaşık kompleks ameliyatlarından bir tanesi. Çünkü vücudun fabrikasını çıkartıyorsunuz, yandaki masaya koyuyorsunuz. Öyle çalışıyorsunuz. Öyle çalışıyorsunuz tamam. Ki ona da... açık ameliyattır. Açık ameliyat, back table deniyor. Yani işte arka masada orada düzenlemeler yapıyorsunuz. Bu karaciğer çıktıktan sonra diğer karaciğeri, bu kadavra olabilir. Yani ölmüş, beyin ölümü oluşmuş bir insanın karaciğerini kullanabilirsiniz veya canlı bir akrabanın karaciğerini kullanabilirsiniz. Onun da bir parçasını, mesela bir akrabanın bir parçasını alıp masada düzenlemeler yapıyorsunuz. Damarları ona göre uygun hale getiriyorsunuz. Ondan sonra da yeniden o çıkartılan hastalıklı karaciğerin yerine takıyorsunuz. Aslında bu tek bir ameliyat gibi değil, dört ameliyat gibi. Çünkü hasta ciğerin çıkartılması lazım. Sağlıklı ciğerin, sağlıklı ciğerin bölünmesi lazım. Sağlıklı ciğerin masada, back table'da düzenlemelerle uygun hale getirilmesi lazım, damarlarının ayarlanması lazım ve en son safhada da yeniden içerideki damarlara bağlanması lazım. Yani tek bir ameliyat gibi değil, dört bir ameliyat gibi düşünmek lazım bunu. Ne kadar sürüyor? Uzun. en aşağı 6-7 saat sürüyor ama yani bazen 10-15 saati buluyor. Çok kompleks ameliyatlar gerekebiliyor bazen. Özellikle damarları tıkalı olan hastalar, kilolu hastalar, daha önceden ameliyat geçirmiş hastalarda bu daha karmaşık hale geliyor. Biz bu karmaşık nakillerle daha da çok uğraşıyoruz. İşte ileri safhada tümörler, tıkalı damarlar bunlar biraz daha zor ameliyatlar. Yani karaciğer nakli zaten zor. Bazı durumlar daha da zorlaştırıyor. Onlar da tabii ameliyat süresi biraz daha uzuyor. Mesela nakil ameliyatı yapacağınız hastanız hepatitten kaynaklı böyle bir rahatsızlık yaşıyorsa ve böyle bir ameliyatı yapmak durumundaysanız daha sonra tekrarlaması gibi bir durum oluyor. Tabii olabilir. Bu nedenle bu engelleyebilmek için bunu karaciğeri vücuttan çıkarttıktan sonra hemen bu virüsü öldüren ilaçları karaciğer vücutta yokken yani hasta karaciğersiz bir şekilde anestezi altında yaşarken veriyoruz ve o sırada da bu virüsleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ameliyattan sonra da bu antiviral dediğimiz virüsleri öldüren, aynı antibiyotik dediğimiz şey bakterileri öldürüyor. Antiviraller de virüsleri öldürüyor. Virüsleri öldüren ilaçları ameliyattan sonra da hastaların devamlı alması gerekiyor. Yoksa tekrarlama olur. Peki kanser olduğu durumlarda? Kanser, karaciğerin kanserlerini genel olarak ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi karaciğerin kendi tümörleri, bir tanesi de diğer organlardaki kanserlerin karaciğere sıçraması. Yani metastaz dediğimiz atlaması. Esas olarak karaciğer naklini karaciğerin kendi tümörlerinde yapıyoruz. Dışarıdan sıçrayan tümörlerde çok özel durumlar dışında karaciğer nakli yapılmıyor. Dünyada da yapılmıyor, bizde de yapılmıyor. Ama karaciğerin kendi tümörlerinde karaciğer nakli oldukça iyi sonuçlar veriyor. İyileşme süreci nasıl oluyor peki? İyileşme süreci verici açısından genellikle bir hafta kadar hastanede yatıyor hastalarımız. Veren artık hasta değil de hani karaciğeri bağışlayan kişi. Alıcı ise 2 hafta kadar kalıyor. Burada hastanın biraz daha fazla kalmasının nedeni ameliyattan sonra da verilen ilaçların dozların ayarlanması için hastanede bir süre daha geçirmesi gerekiyor. Yani yaralar iyileşse bile bazı ilaçları vermemiz gerekiyor ve bu ilaçlar hastanın yeni takılan karaciğerin reddedilmemesi için devamlı ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar. Yani bir insan organ nakli olduğu zaman böbrek nakli olabilir, karaciğer nakli olabilir. Ömür boyu bu ilaçları kullanmak zorunda. Tansiyon ilacı gibi, şeker ilacı gibi. Aksi takdirde takılan organ reddediliyor, atılıyor vücuttan. Bunların ayarlanması, hastaya öğretilmesi, dozlarının planlanması için hastanede bir süre daha kalmaları gerekli. Yani özellikle aslında hem sizin açınızdan hem de hasta açısından zaten hani bir kere açık ameliyat olması hem bir de uzun süren bir ameliyat olması da yorucu herhalde değil mi? Onun için aslında sordum. Nekat dönemide diğer... Şöyle söyleyeyim, en zor olan kısmı biz alışkınız. Yani ben devamlı ameliyatlardayız. Cerrahlar hani uzun süreli ameliyatlara alışkınlar, hele nakille uğraşanlar. Hasta da o sırada uyuyor zaten. O da fazla... En zor hasta yakınları. Bekleyen insanlar için çok zor. Benim de çünkü yakınlarım ameliyat olduğu zaman ben de hekim olmama rağmen beklemesi zor. Gerçekten zor. Doğru. Allah şifa versin. Sağ olun. Bir son sorum da şu olsun. Tabii. Karaciğer nakline götüren süreci yani bizi ya da işte hastayı karaciğer nakline götüren süreci ertelemek için neler yapılabilir yani? Buna neden olan faktörleri... Ya da önlemek için değil. Evet, faktörleri engellemek lazım. Aşırı kilo almayın lütfen. Kilonuza dikkat edin. Alkol kullanımını mümkün olduğu kadar sosyal içicilik şeklinde olabilir ama kronik alkolizmden uzak durun. Bir diğeri de hepatit aşınızı olun.
Yani bu üçünü yaparsanız korunulabilir bir hale getirebilirsiniz kendinizi. Onun dışında gelebilecek faktörleri zaten şu anda kontrol edemiyoruz. Ama bu üçü şu an için yapılabilecek en hayati, en önemli, engellenebilecek şeyler, yöntemler. Bu üçünden bir tanesi bile işte eğer kulağınıza eğer tanıdık geliyorsa en azından da biraz kendinizi dinlemek ve herhalde takip etmek gerekiyor. Doğru tabii mu? Tabii ki. Ya, bir de erken dönemde herhangi bir şikayete neden olmadığı için bunlarla eğer mesela hepatit B'niz varsa, alkol kullanımınız varsa, biraz kiloluysanız o zaman karaciğer tahlillerinizi mutlaka periyodik olarak yaptırın. Çünkü sizde herhangi bir şikayete neden olmasa bile karaciğer tahlillerinizdeki yükselmeler bir sirozun erken dönemde belirteci olabilir. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, verdiğiniz cevaplar için, sohbetiniz için de sağ olun. Ben teşekkür ederim.